Değerli izleyenler, canlı yayınımıza hoş geldiniz efendim. İzliyorsunuz şu anda Cimicim kamera ile birlikte geniş bir açı içerisinde. Konuğumuzu zaten benden daha iyi tanıyorsunuz. O bizim e, yerli bavali diyelim içerisinde. E, meslek büyüğümüz, abimiz. E, aslında şöyle söyleyeyim. E, ben e, işte, işte, muhabirlik ya da gazetecilik noktasında, televizyon gazeteciliği noktasında ya da işte bir takım haberleri hazırlarken elbette bunlar zevkli, güzel iş ama her gün köşe yazısı yazmak, her gün köşe, yazı yazmak gerçekten bu işe girdikten sonra anlarsınız. Her gün yazı yazmanın ülkemizde her gün köşe yazısı yazabilen insan sayısı çok az. Bazen bir hevesle başlanıyor ama 2-3 yıl içerisinde belki de ülkenin kendi içindeki ee, yani yapısı e, dur, sosyolojik durumu, siyasi gündemi her gün yazı yazmaya çok olanaklı bir ülke değil malzeme. Bazen çok, bazen az. Ama işte sevgili Hasan abi Hasan abi her gün bu disiplini kati şekilde uygulayan. dediğim gibi yani çok az insan, çok az gazeteci var her gün bir şey yazı bulup yazabilen. Hasan abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili ben. Bu disiplin nasıl Hasan abi? Yani şimdi bunu evet zaman zaman insani dokunuşlar görebiliyorum ya da zaman zaman doğrudan bir siyasi partinin yapısıyla ilgili e, çok fazla yani asıl içine ciddi bilgi barındırır ama fazla o anki durumu da fazla böyle bütünsel açıdan e, tutmaya çalışan e, sert eleştiri olan ama bunu kelimelere yayan bir her zaman nasıl bulun Hasan abi bulun yani nasıl yarada bunu çok merak de... ediyorum. Yazılarımı yazdığım zaman sevgili Mehmet, ee, hem yazarken hem tamamladıktan sonra eksiltme yaparım. Hangi kelimeleri eksiltirsem yazı bütünlüğüne zarar ve anlatımına zarar gelmez. Eksittiklerim yani. değişen gündemin akışına göre ama Demlemesi gazeteye gibi. E, saat 10-10.30'dan önce de kolay kolay göndermem. Yani beklerim. Yazdığım zaman eksiktim. Zaten ifade kendisi anlatıyor. E, ben varsa içinde bir bakın benim yazılarımda kullanılmayan ya da en az ansızın sizin gözden kaçıp da olan ben vardı. Ben sözcüğüdür. Yani ben dediydim, ben demediydim. Ben toplumsal hatırlatma açısından e, e, geç gün olur. Arş, anılarda yolculuk deyip 20 sene önceden onlar aslında birazcık da nereden başladık, nereye geldiydik. Bir bu kayse edelim. Her şey kıyasla alakalıdır. Her şey. Yani insan kendi kendisini bile kıyaslar. Yani saçına, başına, kilosuna, gömleğine, ceketine, kravatına hep bu kayseyle bakar. Hep lafıyla. Yani bu bir yarış değildir ama bir farklılığı görmek meselesidir. Ee, bizim toplum olarak işte biz balık hafızalıyız yok öyle bir şey yani aslında balık hafızalık diye yani balıklar işte hatırlamaz gibi bir e, böyle bir şehir efsanesi gibi bir kanal var ama bunun bilimsel çok da oturan bir yeri yoktur. Ben, ben basit prensipleri yazarım ama biraz önce e, ...bir ifaden vardı yazdığınız bir şey sözlerinin içerisinde. E, yıkmayan, bütünlüğünü koruyan diye. Ben hiçbir değeri e, yıkılması gereken bir değer olarak görmem Benim şahsi dünya görüşüm vardır. Oturmuş kalıpları içerisinde. Ama benim dünya görüşümün bir parti rozeti yoktur. Parti rozetim hiçbir zaman olmamıştır. Siyasi yakınlığım olabilir. Görüşlerimle paralellik olabilir ama şuna da inanırım ki bir düşüncenin farklısı olmazsa o düşünce yok olmaya mahkûmdur. Önemli olan bir düşüncenin kendine göre farklılıklarla yaşamayı bilmesidir. Hem bir tarafta çok sesliliği savunacaksınız, diğer tarafta da sizin gibi düşünmeyenleri yok etmeyi düşüneceksiniz. Bu mümkün değil. Yani ben bütün düşüncel temelli her şeyi kalıbına oturtarak algılar, algılamaya çalışırım. Siyasetin, düşünce zenginliğinin bir toplum ancak böyle gelişir. Ee, siyaset yapacaksınız ama siyasetsiz. Düşünce ortaya koyacaksınız ama düşüncesiz. Ee, sorarlar bazen rahmetli Rauf Denktaş da bana dedi, düşecek o çizginin o bir tarafına derdi. Yani eleştiride nereye gidecek? Ben de derdim ki çok beklersiniz. Çok yalın madem sordunuz. Bu vesileyle tekrarlarım. Yazılarının ee, yazılarımın temelinde çok basit kurallar vardır. Barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve en, önemli, en önemlisi benim için Kıbrıs Türk toplumunun, Kıbrıs Türk halkının çıkarları. Bu noktaya geldiği zaman eğer anlatmamışsam zaten değişen zamanlarda insanların e, rast gelmesi var izleme bakımından. İzninde anlatmak isterim. Bir hikaye var tam oraya gelir. Memleketin birinde bir işçi varmış. Gün işler gün yer. Eve giderken de dört tane ekmek alır götürür çocuklara. Bir gün işsiz kalmış. Gitmiş ve fırıncıya demiş ki böyle böyle mesele bana birkaç gün ekmek verir misin? Çalışacağım dedi de öderim. Fırıncı da inat demiş ki ekmeğin veresiyesi olmaz. Bunun üzerine adam çekildi geri. Bir tarafta fırıncının inadı, diğer tarafta ise çocuklar evde ekmek bekliyor. Ekmek nasıl gidip o kapıdan girecek içeriye? Ekmek yok. Bizim bu genel yapı içerisinde daha Evin erkeğinin görevi para kazanmak ve eve ekmek götürmektir. Sonunda adam ekler ve böyle bir noktaya gelir ki zanneder ki fırıncı arkasına döndü. Ekmekleri alır. Ama yakalanır adam hırsız değil. Yakalanır, konu mahkemeye gidecek. Adam hırsızlık yaptı. Bir de avukat bulması lazım. O zaman da ülkede bir avukat varmış. Ama temiz davalı. Hırsızlık, arsızlık davaları almıyor. Adam demiş ya, ben gideyim bu avukattan isteyeyim bana hizmet yap, bana avukatım olsun ama B dedi, yok demiş ben hırsız değilim ki. Gitti çaldı kapıyı avukata girdi ağzına çakal avukat dedi yok dedi. Olmaz. Ben böyle daha dur ya beni dinle dedi. Dinleyince avukat da kanaat getirdi ki o hırsız değil. Mahkemeye gittiler. ...ilk sözü fırıncının da avukatı var. İşçinin de avukatı var. İşçinin avukatına sözü vermiş ve avukat demiş ki, Sayın Hakim, Fırıncı haklıdır ama demiş bir dakika demiş hakim, dava bitti. Nasıl yani demiş? Fırıncı kazandı, sen kaybettiniz siz. Bu dava da avukat gitti hakime dedi Sayın yargıç niye bırakmadınız beni anlatayım. O da demiş ki sen kimin avukatıydın işçinin sana mı kaldıydı fırıncının haklı olduğunu söylemek dedim e, böyle aramızda çok abi kardeş ilişkisi olduğunu Kesinlikle. hissederim Kesinlikle. aile boyu da bir sizlere Kesinlikle. saygım olduğunu bilirsiniz ve rahat olarak ifade ederim ve ben de bütün yazılarımda Kıbrıs Türk'ü varsa Kıbrıs Türk'ü ve karşı taraf demeyeyim ama Kıbrıs Türkünün bulunduğu noktada her koşul altında ben Kıbrıs Türkünün hak menfaat ve çıkarlarını savunurum. Hiçbir zaman da Kıbrıs Türkünün çıkarlarını savunurken ama deyip kimse karşı tarafta onu haklıdır demem. Bu kadar yalın yazarım. Yalın prensiplerle yaz yazarım. Bunun dışına da hiçbir kuvvet beni çıkaramaz. Hiçbir kuvvet. Herhalde 8-10 bin tane yazılmış makalem vardır. Hiçbiri de hatırlanırsa, biri önüme koyarsa zorda kalırım diye bir diyecekleri, diye zorda kalacağım bir yazım yoktur. Zorda kalacağım bir yazımın bir paragrafı yoktur. Zorda kalacağım yazımın bir cümlesi yoktur. Ve bu çerçevede birkaç gün önce de bir yerde bir konu açıldı. Aslında yazarlıktan sonra, yani günlük yazmakta... ...beyninizde sürekli aktif olan dosyacıklar var, açıktır. Oraya bir şey yazarsınız. Ve... Sonunda karar versin. Yani her gün ben sabahtan akşama kadar listelerim ne yazayım, ne yazayım, ne yazayım. En son bunları eksiltirim, kalanı yazarım. Kalanı yazarım. Ve bir tane yazım var. Yani iki meslek var aslında. Meslek demeyeyim. Gazetecilik meslektir, politika meslek değildir. Bazıları politikayı meslek gibi görür ama değil. Zengin olmak istiyorsanız, kendi kendinize kaliteli bir hayatın ötesinde hedefiniz varsa gazeteci ve siyasetçi olmamanız gerekiyor. Nasıl abi? onu bir daha bir daha dinlemek isterim. Eğer yani e, çok böyle yoksulluk edebiyatı yapmaya gerek yok. Benim de sizlerin de e, bir evim var, arabam var. Hayat kalitem ortalamanın hatta biraz üzerindedir. Ama ben öyle çok zengin yatı katı bilmem neleri olsun hedefiniz varsa çok zengin olmak istiyorsanız o zaman gazeteci olmayacaksınız. O zaman siyasetçi de olmayacaksınız. Yani limitleriniz olacak. Hatta burada bir şey daha ekleyeyim. Hayatta en büyük travma korkudur. Ne kadar çok kaybedecek değeriniz varsa o kadar korku biriktirirsiniz ve korkunuz kronikleşir. Onun için çok gay, yani evinizin kapısını açık bıraktıysanız içeride çalınacak bir şey yok olmasın çok. Yani girse bile birisi ne çalacak yani diye düşünün. Yani bu biraz abartılı bir örnek olduğunu biliyorum. Oğlum. Ama dediğim bu çerçevede yapıyorum. Ee, memleket gaylesi çekiyorum, Çekiyorum. Bu gayle yoruyor mu? Yoruyor mutsuz olabiliyor muyum? Olabiliyorum ama ne kadar büyük bir çelişkidir ki ülkemi derdiyle beraber arabesk bir toplum değiliz ama Mehmet Ali Talat bir zaman diye Çok doğruydu ama yeri yeri miydi diye sorgulanırdı. Marazi bir toplum olduk evet. demişti. Onun için bir şey söyleyeyim. Ben, e, toplumsal bir nöbet tutuyorum. Buraya da geldiğim zaman aynı duygularla geliyorum. Yani ben bugün bu işte 45 dakika içerisinde toplumun düşüncesine bir katkı koyuyor. Ha, dinleyin biz, biz çok akıllıyız yok öyle bir şey. Düşüncelerin dürtüsünü yapıyorsak pozitif olarak bu bize yeter de artar bile. Ama e, seni takip ediyorum motor meselesini de takip ediyorum. Bana sonra çocukken ben ne olmak istedim? İlk olmak istediğim neydi biliyor musun? Kamyon şoförü olmak. Sonra motor da düşündüm. Ve adada yaşamanın böyle dar alanda yaşamanın sıkıntısıydı belki. Hiç ayağım bir yerden kesilmeden, hava ve deniz aracına ihtiyaç duymadan çok uzun günlerce, haftalarca seyahat edebilme hakkını arzularım. arzularım. Ve derdim mesela gitsem Mersin'e, Feribot'una. Mersin'den yola çıksam yukarıda Asya kıtasının Amerika ile Kuzey Amerika ile yaklaştığı o Bering Boğazı var. ...Alaska'yla ile Alaska ile evet. mesela oraya kadar gitmek. Böyle sizi görüyorum motorlu geziyorsunuz ya. Düşünün böyle grup bütünlüğü zorlanmayacak sayıda bir motosiklet ekibi 5 kişi veya 10 kişi çıkacaksınız. Belki de bir hafta 10 gün nerelerden Çin'i geçeceksiniz, Rusya'yı geçeceksiniz tamam mı? Ve Bering boğazına gideceksiniz. Yani dünya, sevgili de, nereden nereye beni sürükledin, ee, dünya e, ulaşabildiğin yer kadar senindir. Bir zaman bir tanıdığım, seyahat edenlere biraz eleştiri yapar demiş, otur ya bir de gör, ne gideceksin göresin yani. Halbuki gidip görmek lazım. Bugün eee ...bir yeni bir grup oluştu... ...bir yurt dışı seyahatle ilgili de... ...bir tanesi Çeku Avera'nın resmini paylaştı... ...biri bir deniz manzarası paylaştı... ...ve... ...şimdi Çeku Avera dediğinde ben... ...2005 yılında... ...Havana'da 1 Mayıs'ta... Fidel Castro'yu dinlemiştim... ...ve 1 Mayıs meydanında... ...1 milyona yakın insan vardı... ...orada devrim meydanı... ...o meydanda... ...arkada da İçişleri Bakanlığı binası deniliyordu... ...binada da kocaman bir Che Guevara resmi vardı. Şimdi gitmek, dokunmak, e, ben yazarken seviyorum insanlara ve konulara dokunmayı. Ayrım var mı? Hayır. Hiç ayrım yok bende. Yani insanları olduğu gibi kabul ederim. Farkındaysan olduğum gibi olduğu gibi severim da demedim. Ben herkesi sevmem. Herkesi de saymam. Herkesi olduğu gibi kabul ederim. Çünkü saygı ve sevgi değerli iki kavramdır. Bunu yerli yersiz kullanmayacaksın. Ne dedim programa, program öncesi? Dedim anneni babamı özledim. Evet. Bir gün sabah ayarlayalım gidelim. Orada ben çok pozitif bir enerji bulurum. Böyle babanın Kıbrıs ordusunda sonrasında Boğaz'daki mücahitliğini ve yaşadıklarını hatırlarım mesela. Yani 20 Temmuz akşamı yaşananları az sayıda bilen insandan biri. Evet. Tamam yani daşlar, topraklar vatan değildir. Vatan mekanlarla anıların birleşmesiyle oluşur. Anısı olmayan insanların yaşadığı toprak onların vatanı değildir. Burası benim ekmek kapım. Garnımın doyduğu yer benim vatanımdır. Yok öyle bir şey yok. O kadar mı kolaydı? Her yediğiniz tabak sizin mi yani? Önümüze konulan her tabak sizin mi? Eğer o tabağı siz doldurmazsanız önümüze koyan pişman olursa yarısını geri alır. Onun için insanı severim, memleketimi severim. Derdi olsun. Dünyanın en güzel yeri olduğuna inanırım. Tarihsizliğimiz fazla hareketli. Ve sıkıntıları birazcık çok. Bizde alıştık. Ee, ...stres yönetimi vardır... ...stres iyi bir şey değil ama... E, ...stresi pozitif anlamda yönetirseniz de... ...ciddi bir enerji kaynağıdır... ...engelsiz bir hayat düşünün... ...engeli bilmediğiniz zaman... ...engelsiz hayatın kıymetini mi bilirsiniz... Evet. ...aç kalmazsanız... ...tokluğun ne demek olduğunun... ...tokluğu anlar mısınız... ...üşüdüğünüz zaman ötünecek bir battaniyeniz yoksa... Isınma, ...ısınma... ...her zaman ısınırsanız... Bir günde üşürüz, üşüdüğünüz zaman sıcacık bir mekanın değerini anlarsınız. Ya da yazın bir pencere püfür püfür etsin. Ne klimanın yerini ne bir başkası. Hasan abi, e, tabii ki e, keyifle dinleyebilirim. E, ben e, bize bu tanınan süre içerisinde senin e, güncel durumla ilgili görüşlerini de almayı çok isterim. Sorarsın, cevap veririm. Ee, <laughs> Aslında <gülüyor> mesela programdan seni davet etmemek temel amaç o değildi. Ama senin bakış açınla kısa dahi olsa e, benim için bu, bu burada insani bir değer var. Onu sormak isterim. Yoksa bunu böyle bir e, gündeminle doğru alakalı. Ama mesela senin yaş gereği, e, bulunduğun konum gereği bizden e, yani mesela senin için Salih Miroğlu, Özgür Özgür'ün vefatı kısa da olsa senin için ne anlam ifade eder abi? Ne düşünün? Mesela siyasilerin yaptığı paylaşımlarla ilgili sana ne katar, ne verir? Ee... ben ben bu tür siyasilerin ölüm yıl dönümlerinde mezarlığa gitmem. Ya öncesinde giderim ya sonrasında giderim. Giderim ama beraber gitmem. Çünkü hayattayken ...beraberliği taçlandırmayan... ...karşılıklı değer değerlerini... ...takdir etmeyen insanların... ...öldükten sonra mezar başında yaptıkları da çok önemli değil. Çünkü oraya gittiğiniz zaman da çoğunun... E, konuşanı, ...konuşanı dinlemediğini... ...ve mezar başında bile başka konulara öncelik verdiklerini görürsünüz. Bu Özker Özgür ve Salih Miroğlu için değil. Salih Miroğlu... E, siyaseten böyle daha uzak görünmemize rağmen belki ilk kez anlatacağım. Benim Salih Miroğlu'yla çok iyi bir rahmetliyle iyi bir hukukum vardı. Ve şoförü Mehmet'ti galiba gazafanalı Mehmet var. Evet, evet. Mehmet hayattadır. Ben Salih Miroğlu'nun siyasi uzaklığımıza rağmen bir dönem bütün yazışmalarını, konuşmalarını yazdım. Öğretmendim. Hmm. Yazardım, print yapardım. Mehmet Dağlar alır giderdi. Dostumuz yani öğrenci yıllarına falan kalan bir şey. Hayır, sonra da. Tamam mı? Spor spor camiasında o Türk hoca o yönetici döneminde ve bunu kimse de bilmezdi. E açar. Bakanlıkta da bir hayli adam var. Evet. Bakanlıkta da bir hayli adam var. Ya kimdir bu servisi veren? Araba ilk kez bir yerde de söylerim bunu. Ve rahmetli bana ya gel dedi. Ya bu sen işte müdür müstiş bir şey yapalım. Ya dedim. Oraya geldiğinde ben sana kişisel dostlukla bu katkıyı yapıyorum. Benim o senin siyasi katronda yer alacak Siyasi örtüşmem yoktur. Ve uzun süre çok iyi bir dostluğum oldu. Özker Özgür ikisi de yalnız yani herkes nereye bakar? Salih Miroğlu'nun öğrencilik yıllarından bir sol tandanslı duruşu vardı. Geldi burada Ulusal Birlik Partisi'nde siyaset yaptı. Ama Salih Miroğlu genellikle böyle taraf değişerek siyaset yapanlar karşı tarafa doğru çok agresif bir saldırganlık gösterir. Evet. Yani soldan sağa geçtiyse sağcının ortalama bir solcu karşıtlığının yüz misli karşıt olur. Sanki de Salih Miroğlu doktor ve insani değerlerinin harmanlanmasıyla bir figürüdür. Bir figürüdür. Evet. Ve kendini olduğundan farklı göstererek birilerine yaranmak asla istememiştir. Yani ben Özker Hoca'yla da ilgili konuşurum. Ama yani burada da elimi vicdanıma koyarsam Salim Miro'yla ilgili daha çok konuşurum. İlginç ki ben... <laughs> Hayır yani şimdi sen de beni tanıyorsun. Özker Hoca'nın e, siyasetteki varlığını takip. Bir insanla ilgili bu salih biroğlu için de geçerlidir herkes. Ben hayatta olan insanlarla ilgili konuşmayı severim. Hayatta olmayan insanlarla ilgili konuşmayı sevmem. Çünkü eğer bir eleştiri yapacak olursanız cevap hakkı var. Cevap hakkını kim verecek? Kim kullanacak meselesi vardı. Özker Özgür bir öğretmendi. Bir Kıbrıs'tı, Ortalama değerleri olan ve Kıbrıslılar Türkiye'dekiler daha çok kitap okuyarak solcu oldu. Kıbrıs'taki solcu insanlar kendimi de o gruptan sayarım. E, kitap okumadık. E, Türkiye'nin o öğrenci tartışmaları ve çatışmalarının içerisinde de bulunmadık. Daha insanı bir öğretmenin. E, şunu da söyleyeyim Nedir solculuk yani dediğinizde? Solculuk, sağcılık mı kaldı? Var solculuk. İnsani değer meselesidir. Hakkaniyettir, adalettir, eşitliktir. liyakattır. Eğer bu tip değerlere saygınız varsa buna solcu derler. O, yok öyle bir şey. Yani bizde e, ideolojik kalıpların doğru dürüst yerinde olmadığını aynen öyle. Yani Bu coğrafyanın ortak meselesi. Ve Özker Özgür'ün partiyle ihtilafını da zaman zaman değerlendirdim. O yol ayrımlarını da gözledim. Yani Özker Özgür'e haksızlık yapıldığına inanırım, onu söyleyeyim. Bunu da çok net söylüyorum. Özker Özgür bir öğretmendi. Sendikacılı geçmişi vardı. Ve düşünün. E, ...CTP'nin kuruluşundan işte... ...makul bir süre sonra, 74 e sonra da ...genel başkanı oldu. Ama... ...bir eksikliği vardı. Bu kögevcilerle... ...beraber ta, Türkiye'de okumadıydı. O ekip... ...isimlendirme yapmak istemiyorum ama... E, ...o nesil bitene kadar... ...CTP... ...kucaklayıcı olmakta sıkıntı çekti. Çünkü... ...bir biçimde onlar kendi kendilerini düşündüler. Yani... ...bu kötü müydü? Bir dayanışma anlayışıydı. Yani parti içinde kanatlar yoktu ama... ...kögefliler... E, ...bir kanat gibi hareket ettiler. Ve düşündüğünüzde... ...Özker Hoca'yı tutunuz, İzzet İzcan'ı tutunuz... ...yani partide o anlayıştan olmayanların ömrü uzun olmadı... Ömrü uzun olmadı. Yani Özker Öz Hoca da bu partide e, partinin kardeş kabul ettiği siyasi düşüncelerle e, bağı, saygısı yani her zaman için Cumhuriyetçi Türk Partisi AKEL'in Türk bölgesindeki Kuzey Kıbrıs'taki e, acentesi olmadı. Bu ilişkileri zaman zaman farklı yorumlamak isteyenler oldu ama olmadı. Hatta bunu burada söylerim yani bunu tamamlamak lazım. Androski Pryanu e, şeyde dış ilişkiler sekreteriydi, Christofias'ın zamanında. Dedim ya rahat bıraksanız CTP'yi. Yani bazı şeyler konuşulması gerekiyor. Rahat bırakılsın dedim. Dedi ki yok. Onlardır bizi rahat bırakmayan dedi. Biz onlardan bir şey istemedik ki dedi. Onlardır bizden isteyen. Biz bir tek şey istedik. Bunu daha önce söyledim, yazdığım için de çekilmem yani. Osker Hoca'yla da alakalıdır. Biz de bir tek şey istedik. Ona da onu da dedi, ciddi almadılar. Neydi? Dedi 93 seçimlerinden sonra. ZTP'nin hükümete girmesinin Depe hükümet koalisyon sakın olacağına olacağını inandı dedi. Mektup yazdık, gönderdik ve dedi ki bu mektubu parti meclisinde okuyun. Bizim mektubum dedi ne cevabı geldi öğrendik ki parti meclisinden de okunmadı mektup. Üsküdar'da başkan geldi Mehmet Ali Talat'tı. Tabii bu sonra konuştuğumuz konu. O yani Özgür Özgür'ün başkanı o 93'te oldu bu iş. Bu yazıldı mı hiç yani gündeme geldi mi? Hani bir defa evet. bir anlattım. Neyse bu çok yani böyle temkinli belki yarım gaz konuştuk. Dedim ki ya geldim Mehmet Ali Tarat'a dedim nedir bu mesele? Baktılar partide böyle bir mektup yok. Arşivlerde de yok. <laughs> Ve araştı çıktı bu iş dedik filan. Sonra Ferit de genel sekreterdi. Yanılmıyorsam Ferdi Londra'da Aristofias'la karşılaşmış. Aristofias Ferdi'ye de sormuş. Ne için bizim mektuba cevap vermedik? Ve mesela araştırıldığı zaman Özker Hoca mektubu şahsi tasarrufunu aldı ve partinin bilgisi de getirmedi. Bunu ben rahmetli Özker Hoca ile de konuştum. Tamam mı? <laughs> ya dedi geçiştirdim. Christofias Allah rahmet eylesin. Çok uzun süre yani sıradan bir gazeteci siyasetçi tanış iletişiminden öte bir dostluğumuz vardı. Bilirim. Ve <laughs> hatırlattım bir gün ve hatırlattım da, Türkçe dedi Christofias "Özgür <laughs> Sakladi <laughs> <laughs> Ama e, tabii bu mektubu da sorguladıydım ben. Neden? Ya hakikaten baktığınız zaman hazır olmazsanız e, o koalisyon ortaklığı CTP'nin hayırına olmadı. Bilare başarısız oldu. Çok ciddi bir küçülme oldu. Belki onu koruma vesaire. Ama e, sonuç itibariyle Özker Özgür e, Kıbrıs Türk solunda Kıbrıs Türk toplumunun siyasal hayatında ...özgün bir duruşla... ...solda evet. bir duruşla... ...ve özüyle sözü örtüşen... ...biri oldu. Ve sağlık sorunları yaşarken... ...artık sürecin... ...akıbeti belli olduğunda... Ee, ...akel... ...bir madalyayla Özkır Özgür Özgür'ü... ödüllendirdi. Ben o... ...etkinliğe davetliydim, gittim. Bir de resmimiz vardır. Yani... ...dediğim gibi e, ben merkezli... Ee, bir yaklaşım olmasın ama bilseydim getirirdim de göz Paylaşılırdı. Ee, ben Özker Hoca'nın e, yanında dururdum. Solunda. Ve kendiliğinden Özker Hoca'yla ellerimiz bütünleşti. El ele oldu. Bu bir böyle hani bir dayanışma, bir şey. Hatta ben e, Özker Özgür'ün e, Son kritik dönemlerde düşüncelerini toplumla buluşturmaya da özen gösterdi Belki ondan dolayıydı. Çünkü Kıbrıs Türkü de demokratik mücadele, çok partili siyasal düşünce temelli mücadele oldukça geç başlamıştır. Yani bugünden geriye gittiğimiz zaman Kıbrıs Türk toplumunda ...daha önce işte Necati Özkanları filan düşündüğünüzde geriye giderek tamamlı... ...faiz kaymakları, Doktor Küçük, Rauf Tenktaş filan sürekliliği olan bir siyasi yapı değildi. Yani bir parti geleneği bile parti denemelerine rağmen olmadı. Biz 74'ten sonra düşüncenin siyasal yapılanması ve bu süreçte de kabul edelim ki... ...Özker Hoca, Özker Hoca Kıbrıs Türk siyasal hayatına ilk istikrarlı siyasi niteliği olan dünya görüşüyle bütünleşen bir iz bırakmaya başlayan insanlardan biridir. Yani yıllar sonra da Kıbrıs Türkü'nün demokrasi tarihi, siyasal tarihi yazıldığı zaman Özker Hoca bunun içinde olacaktır. Olmalıdır. Yani onun için e, bu tip değerleri e, anımsamak anımsatmak ve düşünceleriyle yaşatmak gerekir. Çünkü bizim kendi içimizde e, çok basit bir kelime kullanayım izninde. Kıskançlık Mesela... kıskançlık dayanışmanın en büyük düşmanıdır. Kıskançlığın temelinde de ben merkezlilik vardır. Ben merkezlilik vardır. Ben merkezlilik vardır. Kıskançlığın temelinde. E, biz bütün buralarda çok yaşa yani zor dönemeçlerden geçmemize rağmen e, biz olmayı gerçek anlamda başaramadık. Baktığınızda ayrımsız bütün partileri yani sağ-sol meselesi değil e, ayrımsız bütün partilerde ben odaklıdır. Yani farklılıklar siyasi içerikli değildir farklılıklar ee, siyasi ikbal, siyaset geleceği ile alakalıdır. Bunu genele yayabilir misin? Yüzde yüz genel. Onun için söylüyorum zaten. Ayrım gözetmiyorum. Yani sağda var da solda yok. E, bazen espriyle söylüyorum ben. Çok fark etmiyor. İkisinde de coşturucu müzik gerekiyorsa. Biri Mehter Marşı ile coşturur. O biri de Çalbella ile coşturur. İkisi de, e, ikisi de gösteriş amaçlıdır. ...kiste gösteriş amaçlıdır. Ee, gösteriş... ...gösteriş... ...kalitesizliğin örtüsüdür. Gösteriş... ...bir şeyi gizlemek için yapılır. Siyaset... ...siyaset dünyamızda da gösteriş vardır. Yani algı operasyonu adı altında... ...propaganda adı altında... Ya. ...yanılgıyı besleyecek... ...görsel kamuflaj yaratılır. Onun için geçenlerde bunu yazmada bir başlık yaptım. Gösteriş kalitesizliğin örtüsüdür. Bunu açarım hatta. Hadsizliğin, yüzsüzlüğün örtüsüdür. Herkes haddini bilse hiçbir problem olmaz. Mahkemelere bile gerek olmaz. Ne güzel çocuklar futbol oynarken hakem mi var çocukların maçında? İki tane daş kollar, iki tane de gale yaparlar. Kendi kendilerine korner edebilirler, penalti edebilirler. Kuralları kendi kendilerine var da yoktur. Gitsinler vara. Maradona eliyle de gol attı dedi bu tanrının eliydi dedi. Futbolundaki de en büyük ahlaksız ifadesiydi. Tarihe geçecek bir ifade. Yani ya ben elimi attım. Halbuki geçenlerde gördüm Türkiye'de böyle alt diklerde bir zamanlar bir kaleci Gol müydü değil miydi derken galici demiş ki ya top çizgiyi geçtiydi. Goldü. Ve o gol geçerli saydı takımı da küme düştü. Tabii o çok üstlüklerde, üstlüklerde olsaydı ne olacaktı meselesine. Geldiğiniz zaman işte çocuk masumiyeti, yaş ilerledikçe masumiyetin yerine başka olumsuz değerler yerine alır. E statü meselesi de statü burada sevgili yani daf laf lafa Bizim en temel meselemiz, hastalığımız statü endişesidir. Herkes oturduğu yerden kalktığı zaman, kalktığı zaman yok olacağını zanneder. Yani makam arabası <laughs> Bunu anlatmayayım. Bir şey geldi aklıma da. Çünkü isimler var. Yani makam arabası isterik. Oturduğunda arkasında koruma otursun isterik. Mesela. Ya yani, Allah rahmet eylesin Ravut Denktaş, e, uluslararası etkisi en yüksek, en yüksek isimdi tamam mı? Herkes bilir, da kendi giderdi, fotoğraf makine gezerdi, fotoğrafını çekerdi. Anlatabildim mi? Biz statü her yerde ama, her yerde yani herhangi bir kurumsal yapıda da herkes statü arar. Adının arkasıyla çok uğraşmazlar. Bir bakalım bak Demet'ciğim. Kaç kişi siyah beyaz fotoğraf kullanır, paylaşır? Çok az. Belki sanatsal fotoğraf paylaşır. Yok yok kendi kendinin. Kendini hiç kullanılmaz tabii ki. Çünkü o geçmişte kalmıştır. yani onu çok da hatırlatmak istemezler. Ben de ısrarla bir şey söylerim. Ya. Ne derim? Ve şimdi hidrofor bozulmuş. Yok sıcak suda problem varmış. Ne derim? Geçin be. Hepimiz yolun sonunda tokmakta oturduk, yıkandık. Yani şimdi en güzel zaman elimizi gotup çeşmenin altına içtik. O sudan daha güzel su mu var? Başka soru. Başka bir soru. Şey <laughs> Zevk dinledim. Sürenin sonuna geldik. Yok da. E, keyifle dinledik. Evet. Yok da. <laughs> e, ama e, tabii sen konuşurken Ara ara geçmişe de gittim. Galiba e, uzun bir dönem kendi yayınım için söyleyeyim. Sana birazcık haksız gittiğimi düşünüyorum. Şu önümüzdeki süreçte biraz daha fazla görüşürüz belki. Evet ben şeyim ya. Ben ismini ya. O estağfurullah. <laughs> Asla öyle bir şey düşünmedim. Evet bir şey söyleyeyim ben. Öyle alınganlı. Hiç aklımın kenarından bile geçirmem. Yani ama ben Levent program yapar. ihtiyaç duyarsa gelirim. Her zaman abi. Katkı koyarım. Çok teşekkür ederim. ne olacak yani şimdi tam da oraya mı geldik yani söylediğimize. Yani biri çağırırsa giderim. Çağırmazsa kendi bildiği yazarım. nasıl? <gülüyor> yazarım. <gülüyor> Yazmam da ya. Ve şey <laughs> ne olacak yani? Hayır kendinizi ifade etme alanınız kendiniz. Yani bir şey söyleyeyim. Yani benim benim yani öyle bir sorunum yok. Şimdi pazartesi sabah saat 10'da Ayşegül ile şarkı söylemenin kaydını yaptık. Yayınlanacak. Lütfen herkes dinlesin. Peki. Benim Harika. sesim de güzeldi. Harika. <laughs> Hasan abi çok teşekkür ederim. Ee, en başta sağlıklı günler dilerim size ve ailenize de devam selam iletiyim. süreçte yeniden görüşürüz. Ama bir şey söyleyeceğim. Burası yani olabilir. Filistin'de yaşananlar bir insanlık dramıdır. E, İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. İsrail Hamas savaşı değildir. Gazze savaşı da değildir. Tek yanlıdır. Çünkü İsrail savaş olacaksa tarafların üç aşağı beş yukarı e, benzer altyapılara sahip olması lazım. Hamas'ın e, elinde e, imkanı yoktur ne hava gücü vardır, ne şu su vardır, ne orantısız bir şekilde şu an bombalanıyor Gazze şu, şu an bir anda şey. bir tarafta e, yani şu an bombalanıyorsa e canlı veriyor. ve biz bu program yaparken biz program yaparken hayatını kaybeden masum insanlar varsa e, onların anısını haykırmak lazım, onların anısına ses duyurmak lazım. Filistin bu topraklarda, bu bölgede e, yaşamak istiyorsa önce komşularıyla barış içinde yaşamayı öğrenmesi lazım. Birilerini yok ederek yaşama hakkı elde edilemez. Ve Kıbrıs türkü de Filistinlilerin yanında daha doğrusu İzrail'in soykırım nitelikli insanlık suçu işleyen saldırgan tutumu karşısında çok birlikte olarak belki de tarihimizin en büyük kitlesel katılımlı eylemini yapmamız gerekiyor. Bunu hem hükümete hem muhalefete çağırıyorum. Böyle bir yazılı açıklama, ortak deklarasyon değil. Belki de tarihte ilk kez e, meydanlara da köylerden beraber yola çıkarak gelip e, İsrail'in Filistinlere yaptığı unutmayalım. Eğer bölgenizde bölgenizde bir tehdit varsa, bu tehdidin sizin kapınızı da çalmayacağının garantisi yoktur. Teşekkürler Hasan abi. Ama yani bu konuda sözlerini paylaşmamak imkansız. Yani yayına girerken, buraya yürürken canlı yayında görün Türk televizyonları şu an canlı yayında İsrail'in Gazze'yi bombaladığı haberi canlı yayında bombalama diye haber geçiliyor şu anda. Orada çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor. yani biz bu çağda, bu yılda eee tabii yani gerçekten kelimeler yetersiz. Çünkü ve insanlar ölüyor. Hasan Abi'nin söylediği gibi bir bir soykırım niteliği taşıyor bu yapılan. ateşkes bugün devreye gelecek ateşkese rağmen İzrail elinden gelen ne yapıyor? Sanki de İzrail'e bir süre verilmiş gibi. ne yapacaksan yap bu süre içerisinde. O anlamda da üzücü ama dileriz bir an önce akan kan durur. Artık orada masum insanlar ölmez. efendim Hasan Abi'ye çok teşekkür ederim sana, sana söyle. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.